Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün Draki ile 2020 model kervan sistemi ile alakalı kafanıza takılan sorulara cevap olacak bir video çekeceğim. Kervan nedir? Nasıl çekilir? Kervan sonundaki elde edilen ganimet nasıl kullanılır? Bunlardan bahsedeceğim. Gelin öncelikle kervanı bir açalım, yolda sohbete devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar, yeni kervan sisteminde atçıdan gideyim, deve alayım, boğa alayım gibi bir durum yok. Skill harfinin S'sine basıyorsunuz, job'a geliyorsunuz ve karavanı kaldırıyorsunuz. Daha sonra hunter'sanız begin target trading diyorsunuz. Bunu artık aşağıda hotana götürebilirsin diyor. Arkadaşlar, kervan sistemine nasıl kayıt yaptırılır? Öncelikle buradan başlayıp sonra devam etmek istiyorum. Kervan sistemine oyuna girişinizde karakter seçiminden önce karaktere bir kez tıkladığınızda size sol üst tarafta job seçme yerini sunuyor. İsterseniz TF, isterseniz Hunter olabiliyorsunuz. Arkadaşlar, eski Scroat önceden bırakanlar hatırlayacaktır. Kervan çekiminden sonra size İsterseniz Jangan Dohank arası, isterseniz Jangan Hotan arası çektiğiniz kervanların sonunda size altın veriyordu ganimet olarak. Arkadaşlar, Ruat'ın yeni düzeninde bu durum artık kalktı. Bu durum neye döndü? Arkadaşlar, artık job setler üretme sistemine döndü. Bu kısım, siz job üzerinizde kasıldığınız müddetçe normal kasılıyormuşsunuz gibi bu job seviyenizde kasılıyor. Ben şu anda 77 level'e getirdim. Arkadaşlar, hani job seviyesi kolay kasılıyor gibi bir şey söyleyemem. Gerçekten zorlandırıyor. Tabi onun da püf noktaları var. İlerleyen dakikalarda onlardan bahsedeceğim. Buraya bir siz skill up şeklinde ilerliyorsunuz. Kervan üzerinde speciality goods box. Bunlar yerden çıkıyor arkadaşlar. Kasıldığınız yerlerde, kasılma alanlarınızda bunları çıkıyor. Bunları toplayacaksınız. İlk başta alanınız şu ikisi geliyor. Daha sonra bunlar artıyor 71 levelde. Daha sonra 101 levelde de bir tık daha fazlalaşıyor. Ne kadar fazla olması o kadar iyi açıkçası. Bunlar dediğim gibi yerden topluyorsunuz. İlk başta bununla başlamıyorsunuz. Hani gitgide bu da gördüğünüz gibi max olmuş. Üçüncü seviye son artık. Bundan daha şeyi yok. Şuna birazdan değineceğim arkadaşlar. Aşağıda dediğim gibi hunter'sanız buradan alıyorsunuz. Thief'seniz smuggler. Bunlar hemen hemen bütün tonlarda mevcut arkadaşlar. Ama yanlış hatırlamıyorsam denedim. Bir tek bu Jangan Hotan arası çekiliyor. Hotan Jangan da olmuyor sanırım. Denedim, olmadı. Hani belki de başka bir açıklaması vardır. Dediğim gibi Thief'seniz Smuggler, Hunter'sanız Trader Speciality Shop'tan yapıyorsunuz. Zaten artık Trader'lik kalmadı. Hunter ve Thief var. Arkadaşlar, yeni düzende bu iki meslek grubu birbirine muhtaç hale geldi. Neden diyeceksiniz? Bu sorumun cevabını videonun sonunda göreceksiniz. Tabii ben biraz daha sohbet edeceğim. Birazdan videoyu durduracağım. Çünkü bu yolu sizle birlikte ben videoyu uzatmak adına durdurmak istiyorum. Arkadaşlar, şöyle bir mantık var insanlarda. Belki bilmeyenler vardır. Ben job kıyafetini giydim. Normal X gelmiyor. Hayır arkadaşlar. İkisi de aynı şekilde artmaya devam ediyor. İsterseniz 100 level olun, job kasmaya başlayın. İsterseniz 1 levelde başlayın. Eski serverlarda gördüğünüz gibi kimse sizi çok kovalamıyor. Tabii iki kez kervanımı yıktılar. Onun dışında çok kalabalık olmuyor. Çünkü insanlar olabildiğince job level kasmaya çalışıyor ya da normal level yoğunlar. O yüzden gene de dikkatli kervan çekin. En kısa yol olarak ben şuradan buraya geçeceğim. Buradan Dohank aralarından Ravine'ye geçip Hotan'a bunu teslim edeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar, X kaybı yok. Kasabilirsiniz. Kasın da. Ben çok geç başladım. Yani şöyle söyleyeyim, 105 levelde falan başladım. O yüzden size naçizane
önerim. Baştan kasmaya başlayın. Hele ki yeni serverlardaysanız direkt başlayın. Çünkü yeni serverlarda insanlar job set düzmedikleri için bir fiil mesleklerin içinde aktif oluyorlar ve kervanınızı da kesebilirler vesaire. Ne bileyim, size de saldırabilirler. Çünkü düşünsenize, normal kasılma alanında hunter olarak kasılıyorsunuz. Tif gelip sizi kesebilir yani. Hani botta bırakırsınız çağrı, bir gelirsiniz sabah 7 kez ölmüş. Hani insanın canı sıkılıyor. Bunlara da dikkat edelim arkadaşlar. Bunlardan da bahsettik. Arkadaşlar, job set nedir? Job set sanki normal şu alanın mirror olarak düşünün. Yani aynada yansıtılmış hali. Siz silah, kafalık, chest, altlık, ayakkabı, kolluk, omuzluk, takılar olmak üzere her şeyin düzüyorsunuz. Bunlardan da değin. Bunlara da değineceğiz. Hatta videoda bunu da yapacağız arkadaşlar. Şimdi videoyu ben burada durduracağım. Yine aklıma takılan şeyler olursa Hotan'da görüşmek üzere. Arkadaşlar, Jangan Dohank arası 8 dakika sürdü. Dohank Hotan arası da 8 dakika sürdü. Toplam 16 dakika. 4 dakikada buradan buraya gitmek desek toplam 20 dakika sürüyor bir kervan. Hani gözünüzde çok büyütmeyin kervanı. Şimdi sizlere iki tane geçirdiğim tecrübeyi dile getireceğim. Yolda ola Kiravine'de Uruç'i düşmüş olabilir ya da bulunduğunuz yerde 3 yerden geçiyorsunuz. Belki Tiger Girl'ü görmüş olabilirsiniz. Kestiğiniz takdirde gerçek adınız yazmıyor. Öncelikle onu belirteyim. Hani eğer olur da keserseniz gerçek adınız yazmayacak. O da zaten çok önemli değil. İkinci şey olarak da arkadaşlar, kervandan indiniz. Gittiniz, uzaklaştınız. Arkadaşlar, 100 metre sınırı var bunun. Benim nacizane önerim, yine ışınlanma noktalarına geldiğiniz zaman belli bir mesafede inin ve ışınlanın. Onda sorun olmuyor ama kervan bir yere takılır. Siz hala gitmeye devam ederseniz arkadaşlar, kervan buga giriyor ve o kervandan size daha hayır gelmez. İsterseniz yıkın malı. Malı da bulamıyorsunuz. Hani ben 3 kez başıma geldi. Birini şurada düşürdüm. Bulamıyorum ya. Mal yok ortada. Birisini burada kaybettim. Bulamadım. Diğerini de Jangan'da şuraya bir yere sıkıştı. Ben gideyim dedim. Hani 100 metre sınırına giriyor. Ne sağa kıpırdayabiliyorsunuz ne sola. Anca kervanı yıkmanız gerekiyor. Anca o şekilde ilerliyor. Arkadaşlar, eğer TF'seniz, Hotan'a kadar çektiniz ya, buradan şöyle geleceksiniz, Smuggler'e teslim edeceksiniz. Zaten Hunter'sanız Speciality Shop içeride. Hemen size daha fazla uzatmadan hızlıca gidelim. Yani burada bile bazen tıkanıyor ama burada satışa izin verdiği için çok sorun olmuyor. Arkadaşlar, buraya geldiğiniz zaman TF'seniz de aynısı geçerli. Begin dediğiniz zaman başlarsınız, Jangan-Hotan arasına çekersiniz. Settle dediğiniz zaman da tamamlarsınız. Öncelikle bunu bir kapatalım. Bu artık işimiz kalmadı. Ne verdi bize? Ne verdiden önce bir şuraya tekrar girmek istiyorum. Arkadaşlar, Begin Consignment Trading. Arkadaşlar, siz burayı doldurdunuz. Hunter ya da TF'siniz. Kıyafetlerinizi giydiniz, geldiniz. Begin Consignment Trading dediğiniz zaman bütün malı buraya boşaltıyorsunuz. Bütün malı boşalttıktan sonra 1-2 gün sonra Settle Consignment dediğiniz zaman sizin yerinize ticaret yapmışsınız gibi alıyorsunuz. Ama ne farkı var? Farkını hemen söyleyeyim. Gene 200 tane Blue Stone veriyor ama bir tane ticket veriyor. Hani ben bunu çoğu videoda görmedim. Bunu da yeri gelmişken sizle paylaşmak istiyorum. Şu 5 ve 6 ticaret arkadaşlar. Bunu açıklama kısmında yazacağım. Daha sonra bu itemlere, bunları aldığınız yer, Hunter kıyafetlerini aldığınız yer. Arkadaşlar, bir de Begin Job Activity var. Siz olabilir diyeceksiniz ki ya bunun görevi yok mu? Bu job seviyesini kasmak kolay değil. Görev alıyorsunuz. O görevde mesela 90-99 diyelim. Safe mode ya da danger mode arasındaki farkı bilmiyorum. Birini tıklayın. Aynı. İkisinde de aynısı oluyor. Görev geliyor arkadaşlar. Diyor ki Collect 500 unit of brooch.
Gidiyorsunuz 90-99 level seviyeler arasında mobları kesiyorsunuz. Yalnız. Onun için bunu çıkartmanız gerekiyor. Bu ve pet olacak arkadaşlar. Siz toplamıyorsunuz. Pet topluyor. Yanlış olmasın. Ben denedim. Pet dışında toplanmıyor sanırım. Ya da sadece bu olacak. Siz toplayacaksınız. Ama bunu açmadan toplamanıza izin vermiyor. Bunu da yeri gelmişken açıklayalım. Bu görev esnasında açılan hayvan. Bu da kervan çekilirken çıkartılan kervan. Bunu da çıkartalım. Sonra Job Activity'yi denedik. Siz oyuna girişte gittiniz. Hunter'lı seçtiniz. Geliyorsunuz. Create Alias. Yani bir isim seçeceğiz. Royal Soldier gibi. Sonra bunu ismi onaylıyorsunuz ve Hunter oluyorsunuz. Son olarak Promote kaldı. Bir de Abandon Job kaldı. 9 numaralı şey ise meslekten çıkmak. Bununla ilgili de ben bir şey görmedim. Bunu da sizle hemen paylaşmak istiyorum. Abandon Job dediğiniz zaman arkadaşlar meslekten çıkıyorsunuz. Hunter'dan çıkıyorsunuz. 77 level gidiyor. Sıfırdan başlıyorsunuz. Çıkarken 10M cezası var. 10M gold'u veriyorsunuz ve çıkıyorsunuz. He, çıktınız hemen TF olabiliyorsunuz. Cezası yok. Cezası sadece 10M. Başka hiçbir şey yok. Ya 3 gün cezası varmış ben çıkmayayım onunla uğraşamam gibi bir durum yok. İstediğiniz vakit çıkabilirsiniz. Promote. Arkadaşlar 40, 70, 100. Bu seviyelerde yanlış olmasın. Gene geldiği zaman bakın. Belli bir noktadan sonra Hunter'ın XP artmıyor. O zaman geleceksiniz promote diyeceksiniz. İlkinde sadece şey istiyor. Para istiyor. İkincisinde para ve birazdan bu stonları bozdurduğum zaman size göstereceğim ne çıktığını onlardan istiyor. 101 levelde henüz ne istediğini bilmiyorum ama bu şekilde ilerliyor. Hani job seviyen bir yerde kaldı dediğiniz zaman bu video sizin için yardımcı olacak. Job'un her aşaması adına. Şimdi arkadaşlar geldik biz bunu verdik. Ticaret de yapsanız ston verecek. Gelip direkt kervan çekseniz de ston verecek. TF'seniz Black Stone veriyor. Gelin bir de Black Stone alalım da bizim işimiz kolaylaşsın. Arkadaşlar bunun ticareti var. Bunu satabiliyorsunuz. Nasıl satıyorsunuz? Tabii ben bu şekilde bunu yapamıyorum. Önce bunu çıkartmam gerekiyor. Consignment'a meslek kıyafetiyle birlikte girişiniz yasak. Açmıyor o sayfayı. Hemen Hunter kıyafetini çıkartalım. Tekrar oraya gidelim ve bir bakalım. Ne verecek, ne yapacağız? Adım adım ilerleyelim. Videoyu uzatmamak adına hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar geldiniz. Job Equipment. Sonra Job Items basıyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ticket'lar 5M'den satıyorlar. Blue Stone'lar 8M. Black Stone'da 9M. Ben bir tane alacağım. Bir bakayım uyguna bulalım. Fiyatları değişiklik gösteriyor. Sanırım bunun da nedeni Server'da Hunter ve Tifler'in fazlalığı ya da azlığı diyebiliriz. Biz 50 tane çekelim arkadaşlar size göstermek adına. Ama dediğim gibi bunlara muhtaçsınız. Neden muhtacız? Çünkü sırada onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen ona başlayalım. Arkadaşlar menüye geldiniz. Craft oluşturmak demek. Craft Shining Stone. Bir saniye arkadaşlar. Evet bu olması lazım. Arkadaşlar Shining Stone dediğiniz zaman siz bu Black Stone ve Blue Stone'u buraya atıyorsunuz. Craft all diyorsunuz. Bu teker teker taşları parçalayıp size itemler çıkartıyor arkadaşlar. Şu an bunu bekleyeceğiz. Ben burada videoyu durduracağım. Çünkü teker teker yapıyor bu işlemi. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar biz 50 Blue Stone 50 Black Stone'u çevirdik. Çevirdiğimizde lowest low, medium, high quality, high kiss quality. Arkadaşlar high kiss quality 120 level set için.
High quality 80 level set için, medium pardon 100 level high quality 100 level set için, medium quality 80 level set için. Bunlar da 40 ve 6. Şu anda bizimki bu olması lazım. Ama ben bir bundan çevirmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bunları çevirdik. Farklı level aralıkları var. Bunlara dikkat edin. Hadi ben gideyim. Lowest set düzeyim kendime diye bir şey yok. O yüzden ona da dikkat etmenizi öneriyorum. Arkadaşlar bize ticket verdi. Ticket ne işe yarıyor? Bunun da 50 tanesini bozduralım. Çok bozdurmak istemiyorum. Şunun bir tanesini atalım. Hatta şunları da atalım içeri. Bunu atalım. Bunu arkaya gönderelim. Arkadaşlar buraya geldiniz. Magic Pop Gori'ye. Burada gördüğünüz gibi Exchange Ticket. Ticketlar değiştir diyor. Ticketların hepsini değiştir dediğiniz zaman arkadaşlar size dikkat ederseniz low quality yazıyor. Sonra medium quality, low quality. Bir sürü burada quality, low, low, high var bir tane. Mesela ben medium giyemiyorum ama medium bir tane çevirelim. Necklace. Necklace'i çevirmek için ne yapacağız? Hemen şunu bir başa göndereyim. Hatta bir sürü necklace var diyeceğim yok. Hepsi farklı farklı. Gördüğünüz gibi earring var burada. Sonra high quality var. Bunlar teker teker burada dursun. Şimdi bunlar nasıl item haline çevireceğiz? Öncelikle arkadaşlar yine craft'a geliyorsunuz. Bu neydi? Medium quality. Arkadaşlar medium quality ACC. Hunter'sınız. Hunter weapon, hunter armor, hunter aksesuarı. Buraya tıklıyoruz. Medium quality necklace. Medium. Medium. Medium quality necklace. Buraya tıklıyoruz craft'ta. Bunu atıyoruz. Gerekli olan şey ne arkadaşlar? Bize diyor ki arkadaşım diyor medium quality shining stone'dan 3 tane var mı? Bir tane de item istiyor zaten. İtem koyduk. Arkadaşlar medium quality burada mıydı? Bizde 13 tane var. Biz bunu çevirebiliyoruz. Bunu da buraya atıyoruz. Craft ol demeyin. Bundan kaç tane varsa hepsini çevirir. Siz craft deyin. Bir kez çevirsin. Craft canceling. You have inventory. Inventory'de yer yokmuş. Atalım. Bir tane attık. Bir tane daha atalım. Tekrar oraya gireceğiz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Inventory değer doluymuş. Medium quality necklace. Medium quality necklace. Bunu attık. Bunu da attık. Craft dedik. Arkadaşlar gördüğünüz 10 kaldı. Bu da gitti. Bize bunu verdi. Gördüğünüz gibi job seviyesi 80. Şimdi ben bir tane daha bozdurmak istiyorum. Bunu da üzerime takabileceğim bir şey olsun istiyorum. Medium 80 dedik. High 100 dedik. High cost 120. Bunları da yazacağım açıklama kısmında. Hızlı bir şekilde bir de low atalım. Necklace bakıyorum low varsa. Low quality. Heh. Low quality aksesuarı. Buradan hemen çıkıyoruz. Low quality aksesuarı. Neydi o? Earring. Heh. Low quality earring. Craft diyoruz. Bunu atıyoruz. Arkadaşlar ne istiyormuş? Yanında hemen yazıyor. Low quality shining stone. Bizde 15 tane var. Craft. Gördüğünüz gibi 50 levelmiş. Bunu da göstermiş oldum. Arkadaşlar PH'ye absorption 0,9. Bunu atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunu buraya direkt taktı. Arkadaşlar bunları sizlere neden anlatıyorum? Job set önemli. Job set ekstra bir güç veriyor. Silah olsun. Ya mesela silah varsa low quality. Ya mesela lowest'ın hiç gereği yok. Çok düşük level. Hani low'un da gereği yok da. Ya mesela bir tane daha low yapayım. Collection book nereden çıktı? Craft. Earring. Bu earring değil mi? De earring var. Heh, low quality necklace. Hemen yine buraya geliyoruz. Low quality necklace. Low quality necklace. Craft. Atıyoruz. Gene istediği 3 tane. Craft diyoruz. Gördüğünüz gibi
Copper plate necklace. Bunu da attık. Gördüğünüz. Neden atmadın anlamadım. Everything var. Copper physical garnet. Şu açık diye atmıyor. Heh, o açık diye atmıyor. 1.1 de PA absorption verdi. Ben sizlere bir şey daha göstermek istiyorum. Yapabilirsem onu deneyeceğim. Mesela lowest'lardan lowest quality neymiş? Protege yön diyor. Bir silah bakıyorum ama bulabilirsem. Mesela Protege yöne gelelim. Siz TF'seniz de TF buradan başlıyor. Hunter da buradan başlıyor. Hunter Armor'a geliyoruz. Low quality Protege diyorum. Yani daha öyle net bir şey olsa onu basayım ama low quality wrist, low quality ring, low quality shoulder. Low quality shoulder'ı buradan buluyoruz. Kolluk, dress, hat, body garment, omuzluk, low quality body garment. Bunu atalım, gidecek mi göreceğiz. Bu değil arkadaşlar. Bunlar değil gerçi. Hat, silk dress, glove, shoes. Nerede bu? Bazen aradığın şey gözünün önünde ama sen göremiyorsundur. Bizimki de o hesap. Şurada bir şey görmüştüm. This is material for low quality wrist protection assistance equipment. Low quality body garment diyelim. Atalım, gitmedi. Low quality. Bu da değil. Tam olarak idrak edemedim bunu. Ama shoulder vardı diye hatırlıyorum. Şu an neden görmüyorum bilmiyorum. Başka ayakkabı tarzı bir şey var mı? Mesela lowest protection earring. Hiç atak yok mu? Arkadaşlar videoyu durdurayım, birazdan tekrar. Arkadaşlar üzerlerinde aslında desensel olarak bakın ayakkabı olduğu gözüküyor. Biraz bunlar karıştığı için mesela bunun kolye olduğu gözüküyor. Ya da ne bileyim yüzük olduğu, ya yanında yazıyor ya üzerinde gözüküyor. Biraz beklettim, kusura bakmayın. Nedeni ise arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela bu ayakkabı. Bu ayakkabıyı üzerimize attık. Eyvallah. Arkadaşlar bu Magic fiziksel. Bir Mag var, bir fiziksel var. Bir de bunların ikisinin bir olduğu common itemler var. O da hemen burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisinden de veriyor. En iyi job set common setlerdir. Common setleri tutun, satmayın. Onları biriktirin, onları üzerinize takmaya çalışın. Mesela bunlardan arttı, bunları bankaya koyun. Şu an Highest Quality Server'da 50 tanesi 300-350 M'den gidiyor. Pahalı bir şey. Çünkü 50 taneden 2 tane çıktı. Yani siz düşünün, o 50 taneyi daha bozdurmak için, 50 tane yapmak için kaç tane bozdurmak gerekiyor. Dediğim gibi gördüğünüz job setleri bir nevi de olsa size göstermiş oldum. Ekstradan size güç veriyor. Tabi bunlar çıkacak, çok bir fayda sağlamıyor. Belki şu durabilir şimdilik. 80 levelde medium'a geçtiğimiz zaman belki tekrar bununla ilgili size bir video çekerim. Ama şimdilik buraya kadar arkadaşlar.
Kervan nasıl çekilir? Kervandan nasıl kar elde edilir? Dediğim gibi Blue Black Stone'u satabilirsiniz. Globalle arayanlar oluyor. Gidip consignment'a koyabilirsiniz. Bugün onları gösterdik. Yatırım nasıl yapılır onu gösterdim. Arkadaşlar bu şekilde videoyu noktalayacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.